24 Ocak 2016 tarihinde saat 03 sıralarında Bağdat Caddesi'nde evine dönerken tecavüze uğrayan üniversite öğrencisi bir kızımız kendisini takip eden bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir potansiyel tecavüzcü Twitter kullanıcısı kızımıza yönelik 19 yaşındaki bir kız gece 03'te Bağdat Caddesi'nde ne tür bir eğlenceden dönebilir diyerek bir anket başlattı. İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde cinsel saldırıya uğrayan ve darp edilen kadının başına gelenleri gecenin o saatinde dışarıda olmasına bağlayan zihniyete protesto ediyoruz. Bizler örtünmeyen kadını davetiye çıkartan olarak gösteren, hamile kadının sokakta dolaş, kızının sıcaklığından tahrik olan, nişanlıyken el ele tutuşulmaz diyen, kadınlar iş aradığı için İptalce davasından 12 yıl 6 ay hapis cezası alan potansiyel tecavüzcü Twitter kullanıcısı da bu zihniyetin tetikçisidir. Ve bu olay buzdağının sadece görünen yüzüdür. Torba yasaları bir günde çıkaran iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise verdiği ve kamuoyunda Özgecan yasası olarak bilinen iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin kaldırılmasına yönelik kanun teklifini hala sonuçlandırmamıştır. Akçıyım, ben güvenlik görevlisiyim, polisim, ben bankacıyım, öğrenciyim, ben anayım, ben kadınım. Ey devlet erkini elinde tutanlar, sapıkları koruma, yargıla. Cumhuriyet Halk Partisi her yıl giderek artan korkutucu, can yakıcı, kin ve nefreti çoğaltan erkek şiddetinin son bulması... Kadınlar artık susmayacaklar, susmayacaklar, susmayacaklar. Kadınlar artık susmayacaklar. Olmaz böyle. Bu teklif falan hepimiz eşitiz. Biriz beraberiz. Kinden hem yürekten çok derinden yaralamıştır. Bu yarayı daha da derinleştiren ise maalesef gece 3'te bir genç kızın dışarıda ne işi var diyerek olayı meşrulaştırma çalışması yapan, canı saatte olmaya devam edeceğiz. İnsanlık suçuna suçu işleyenleri, gerek işleyenleri, gerek aklayanları, gerek savunanları hiçbir zaman affetmeyeceğiz, lanetleyeceğiz. Adalet engellenemez. Adalet direne kazanacağız. Direne kazanacağız. Milletvekili arkadaşlarım var. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olan. Bu karanlığa karşı duruş, azman karşısında da kendilerine cinsiyetleri sebebiyle yapılan saldırılara, yani toprak kime erkek saldırganlığına karşı hep bir arada burada Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'da, Adana'da, Kars'ta, Edirne'de hep birlikte